Anadolu Soruyor programı devam ediyor. Konuğumuz Sayın Profesör Doktor Burhan Kuzu. Hasan Bey, sizinle devam edelim. Çay TV Genel Yönetmeni. Buyurun. Sayın Kuzu, Türkiye'de sizinle ilgili ortak görüş anayasa konusunda uzman olmanızla ilgili. Muhalefet partisinin seçmeni dahi bu konuda size ciddi anlamda bir güvenle yaklaşıyor. Siz diyorsunuz ki bu kararda çok ciddi problemler var. Türkiye'de birçok sizin gibi anayasa konusunda uzman isim de benzer şeyleri söylüyor. Ama ne hikmetse Türkiye'de yine bazı akademisyenler karar konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızı, hükümeti, hatta yine yargının bazı alanlarını eleştiriyor. Şimdi siyahla beyaz kadar farklı yorumlar Doğru, yapılıyor. maalesef. Hukuk açısından bu talihsiz bir durum değil midir efendim? Ve aynı zamanda neden bu kadar bu konuyla ilgili özellikle hükümete karşı bir saldırı söz konusu? Şimdi Hasan Beyciğim, bu davanın demin dedim görünmeyen boyutları var. Tahmin edilmeyen, demin kısmen söyledim. Yani görülen başka davalara yansıma boyutları var. Bir ön kesmedir. Hani bunu üyeler bilerek yapmış, yapmamıştır onu bilemem. Yani öyle bir şey söyleyemem. Ama bu kadar ağır bir hukuk ihlaliyle bir kararı vermiş olmak çok iyi niyeti göstermiyor. Yani bilmiyorum, ben bir bildiğim bir, ama bu kadar şeyi göremez. Çünkü ortada iddianame yok. Girmesi gereken alan tutukluluk dışındaki bir alanla alakalı karar vermemesi gerekir. İfade özgürlüğü müdür? Bu bir basın özgürlüğü müdür? Buna karar verecek olan sen değilsin, ilgili mahkemedir. Ha ne olur, o mahkeme kararını verir. O zaman gene ilgililer Anayasa Mahkemesi'ne müracaat edebilir. Bireysel başvuruda bulunabilir. Bu sefer ne diye gidebilir? Bu basın özgürlüğüne müdahale filandan öte. Mesela diyebilir ki savunma hakkım yeteri kadar verilmedi. Hatırlarsanız bu şeyde Balyoz Vergenekon davasında da Anayasa Mahkemesi imdada yetişti. Biz o zaman bu eleştiri yapmadık farkındaysanız. Niye? Çünkü iddianın özü şuydu. 17 ve 5 no'lu efendim CD'ler doldurmadır. Mahkeme bunları efendim dinleme kararı vermeden emniyetteyiz, kimisi onlar artık bunları birleştirmiştir. Tamamen bu şantaj montaj olarak yapılmıştır dendi. Anayasa Mahkemesi bunu inceletti filan, baktık hakikaten böyle bir durum var. Dedi ki bu CD'ler delil olarak kullanılamaz. Zaten mahkeme bunun üzerine bina olmuştu. Dava çöktü. Biz bir şey dedik mi o zaman? Niye verdin, niye aldın, sen yaparsın, yapmazsın? Bir şey demedik. Yani doğru olan şeylerde biz bir şey demeyiz de elbette ki tabii. Memnun kalmasak bile. O ayrı bir mesele. Yani şu kadarcık hukuk bilgisi olan, tırnağımın ucu kadar. Herkes alınsın alınıyorsa, tırnağımın ucu kadar hukuk bilgisi olan, bu mesele ben benim gibi düşünür. Tırnağımın ucu kadar hukuk bilgisi varsa. Demek ki düşünmüyorsa resmen hükümete karşı olmasından, Cumhurbaşkanı'na karşı olmasından ve efendim hükümetle uğraşmasından, bunu fırsat bilmesinden. İdeolojik yaklaşımdır bunlar. Bunun başka türlüsünü ben izah edemiyorum. Yani demin dedim, bakın tutukluluk bölümüyle alakalı tahliyede eksiklik olmasına rağmen, henüz o davanın süreci bitmemiş olmasına rağmen, gidip onun itiraz hakkını kullanmamasına rağmen, iç hukuk yollarını tüketmiş olmamasına rağmen, hadi dedik ya, Allah bir dışarıdan gelsin gitsin. Ona bile he diyen bir vicdan. Burada efendim öbür taraf için söylediklerimizi herhalde ciddiye almak lazım. Yani nasıl bu kararı verir ben bilemiyorum. Yani onu ben bilemiyorum nasıl yaptığını. Evet. Peki bir şey ilave etmek istiyorum Sayın Başkanım. Peki burada bir usulsüzlük var anladığımız kadarıyla. Kesinlikle. Bunun herhangi bir durduracak yer yok mudur? Maalesef yok. Yani Türkiye'de Hasan Beyciğim demin söyledin, niye böyle farklılıklar var? Sebebi bana sorarsanız insanlar meseleye objektif bakmakta zorlanıyor. Hepimizde bu olabilir. Biz de insanız. Bizde de olabilir. Ama hani bunun bir sınırı var. Yani bir yere kadar durursun ama çok net olan bir yerde de yani bu kadar da olmaz dersin. Yani burada benim gördüğüm kadar Türkiye'de yargının asıl şeyi, sorunu bağımsızlık derler. İnanmayın. Türkiye'de yargının gerçek sorunu tarafsızlıktır. Türkiye'de yargı tarafsız kalamıyor. Maalesef kalan bilim adamlarımız da kalamıyor. Ayrı bir mesele, ama hadi bilim adamının kalamaması, dersin ki kardeşim görüşü bilmem ne. Yargının verdiği karar hak doğuru, hak kaybettiriyor. Bilim olarak ben bir deri saçması fikir söylerim. Ya manyağın tekinden geçer gidersiniz.
Ama karar için böyle bir şey diyemezsin Bülent ki. Arınç da Verdiğin karar karar perişan ediyor. Sayın Bülent Arınç da tarafsız kalamadı efendim. O da bugün açıklamasında kararı Hiçbir zaman savundu. kalamaz Bülent Arınç. Bülent Arınç hissi bir insandır. Elinde değildir. Hakim olamaz nefsine. Yani yıllardan beri tanırız. Büyüğümüzdür, abimiz filan dedik ama yani yaptıklarını ben hakikaten hani bir şeye sığdıramıyorum. Bir şey içine koyamıyorum. Yani enaniyetin bu kadarı fazla. Efendim sonuç itibariyle Cumhurbaşkanı'na konuşurken söylediği tavır, laflar onları da ben hakikaten çok yadırgadım. Yani Yürenin ağzıyla söyleyeyim, yaşlıyla tanımıyorum, tanımayarım gibi bir evet cümle. yani alay edercesine efendim mahkeme başkanını kutlarız bilmem ne yaparız. Yani neyi neye göre kutluyorsun? Can Dündar'ın yanında yer aldın. Cumhuriyet Gazetesi'nin yanında yer aldın. Sözcü'nün yanında yer aldın. Bu millet seni Bülent abi diyebildi. Bütün efendim bu abilik vasıflarını da maalesef ciddi anlamda zedeledin. Yazık ettin kendine. Yani insan elbette ki bir şey söylersin ama bunun bir söyleme biçimi de var. Yani memleketin cumhurbaşkanına bal gibi uyacaksın, bilmem ne yapacaksın vesaire gibi bir de öyle söylediğin şekilde Karadeniz üslubunda kullanarak alay edercesine haklı sıra. Buna doğru şeyler değil. Yani hani dava adamı benim gördüğüm dava adamı kim olursa olsun nefsine hakim olan insandır. Bu parti o arkadaşlarımıza hayatta en güzel yerlere getirdiler. Bakanlık dersin, başbakan yardımcılığı dersin, meclis başkanı 5 sene aralıksız. 5 yıl. Ben de bu partinin kurucu üyesiyim. Bu partinin efendim bütün göğsünü, yükünü çektim senelerce. Bunu vatandaş da bilir, Anadolu insanı da bilir, benim kendi partim de bilir. Etrafımın hepsi bilir. Hiçbir şey vermemişti bu parti bana. Eğer o açıdan bakacak olursak. Ben Anayasa Komisyonu başkanlığını 3 dönem yaptım. Bu dönemde bıraktım. Efendim 13 sene yaptım. Yükünü çektik. Yani yaptık. Şimdi Cumhurbaşkanımıza meccane işte danışmanlık yapıyoruz. Eğer hakikaten küsmek bir işse bu işlerde, siyasette bunu en iyi hak eden benim küsme noktasında. En iyi hak eden benim. Hiçbir zaman ben onun bir mesele yapmadım. Efendim kırılmadım. Elbette kırıldım ama küsmedim. Partime bir zarar vermedim bununla alakalı olarak. Ve bir şey daha söyleyeyim yani bunu şey için filan demiyorum. Benim toplumda da ciddi bir karşılığım var. Bunu da burada söyleyeyim. Tevazu olmanın bir anlamı yok. Her kesimde var. Nereye gidesem gideyim var. Yani ben zaman zaman Anadolu'ya çıkıyorum. Bunu hakikaten şey için demiyorum. Allah razı olsun. Bütün insanlar bağrına basıyor beni. Bu bir bakanlığın belki çok üzerinde bir itibardır. Bu güzel bir şeydir. Bu da bana yetiyor. Yani eğer bir şeye küsmek, kırmak, bir şey daha söylüyorum. Bugün Tayyip Bey parti kurdu. 367 ile geldik. Bu arkadaşlarımız, Sayın Gül dahil olmak üzere, bütün makamları Tayyip Bey Cumhurbaşkanı olana kadar geçirdiği bütün o iktidar dönemlerinde onun sayesinde oralara oturabildiler. Yani bunu bana söyletmesinler sonunda. Çünkü bu arkadaşlarımız Tayyip Bey'den çok daha önce siyasette varlardı. Niye bir yere gelemediler? Buradan Evet, soruyorum. çok doğru bir Niye bir yere soru. gelemediler? Yani bir insan hakikaten bir şey böyle teşekkür eder. Susmak da güzel bir şeydir. Kırgın da olabilirsin, küs de olabilirsin. Ama insan en azından ağzını tutar. Yani bu karar neyini methediyorsun? Sırf Cumhurbaşkanı gıcıklık olsun diye bir karar eleştirir mi bu kadar? Yani ben anlayamıyorum, hakikaten zorlanıyorum. Bu karar tutar bir tarafı yok. Bu kararda hukuk zerresi yok. Bu karar yok hükmünde bir karardır. Yok Evet. böyle bir şey. O zaman Dolayısıyla yani efendim insan hakikaten üzülüyorum. Yani üzülüyorum, gerçekten üzülüyorum. Kocaman kocaman abilerimiz efendim yani bu kadar imkanlardan sonra gerçekten gelip parti içerisinde bu insanları kimse dışlamadı. Niye gelmediniz de demedi. Niye gittiniz de demedi. Yani hani bir neden geldiniz de demedi. Dolayısıyla kendi kendine küsüp köşeye çekilip oradan atış yapmanın bence hiçbir anlamı yok. Doğru bulmuyorum. Evet, Başkanım, Zeki Bey. hani bu konuyla ilgili Zeki anayasaya Bey geçeceğim lütfen ama bunu, yok süremiz çok hani daraldı. yeni bir oluşum Dokunulmazlık olur ve mu yeni diye anayasa. sadece şey Yok. yapacaktım ama yeni bir oluşum çıkar mı yani bu? Hiçbir şey çıkmaz oradan. Çünkü Madem onu söylüyorsan Evet. niyetlerini bilmem. Böyle bir niyeti var da demem. Bilmem. Yani onu var mı yok mu söylüyor basında çıkıyor ama oradan çünkü bizim toplumumuz bu tür olan oluşumlara pire vermiyor ve onlara prim vermiyor. Eski yıllardan bakın Demokrat Parti çıktı bilmem ne oldu. Bizden başka gidenler oldu bilmem ne oldu. Yani her siyasi partiden kopan havasını almıştır.
Ben yani hiçbir zaman bir partiden koparak, bizim durumumuz çok ayrı. 28 Şubat'tan sonra biz parti kurduk. Mağdur olmuş büyük bir kesim. Efendim Anadolu'yu ben geziyordum. Gümbür gümbür geliyordu AK Parti. Gümbür gümbür. Yani ben Özal'a danışmanlık yaptım. O dönemde de ANAP gümbür gümbür geliyordu. Yani Menderes'in gelişi gümbür gümbür. Bir siyaset bir hava meselesidir. Rüzgar meselesidir. Rüzgar esmezse, istersen dünyanın en yetenekli adamlarını getir, gene tutmaz hareket. Öyle bir niyetlerini zannetmem. Yani ben öyle konuya girelim isterseniz. Evet. Başkanım, şimdi baktığımız zaman yeni anayasaya bir ihtiyaç var. 13 yıl Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptınız. Gerçekten halk tarafından sevilen bir isimsiniz. Aynı zamanda da anayasada uzman birisiniz. Ama son konuşmalarınızı takip ettiğimiz zaman, incelediğimiz zaman böyle yeni bir anayasadan umutsuzsunuz, karamsarsınız. Ama halkın da bir beklentisi var. Özellikle yeni bir anayasanın hazırlanması konusunda. Sizce yeni bir anayasa çıkar mı, yoksa zaman mı kaybediliyor? Şimdi şöyle tabii Zeki Beyciğim, anayasa nihayet bir rakam olarak büyük bir rakam isteyen bir metin. 330 rakamını isteyen bir metin. Bizim eski yıllarda 367 aldık, 340 aldık, bugün 317 oldu filan. O aldığımız yıllarda da maalesef siyasi ortam müsait değildi. Yani ben 2007'de Cumhurbaşkanı Halk Sesini gündeme getirdiğimde, ben komisyon başkanıyken benim önüme Cumhuriyet Halk Partisi, iki parti vardı. 10.500 önerge koydular. 10.500 önerge. Şöyle. Sürekli basıyorlar teksirle. İşte Cumhurbaşkanı yaşı 40 olsun, 41 olsun, 41.5 olsun, 42 olsun. Böyle de çoğaltıyorlar şeyi, önergeleri filan. Tabii ben baktım çalışılmıyor. Bir şeyle 10.000 önerge kenara çekmiş oldum. Bir önerge vererek filan. Bir oynattık, kıyamet koptu tabii. Silahımı çekmediler bize, önümüze şeyler mi fırlatmadı, hadi sık dedim, buyur, yok öyle dedim, hadi vur efendim. Biz çok şeyler çektik yani. Mecliste 4-5 maddelik şeyi, önümde dosyayı tuttum, 50 tane cep telefonu önüme geldi, yığıldı burası, atıyorlar kafamı, Allah'tan değiyor, düşüyor yere filan, dosya kalır. Hani o şeylerden geçerek geldik. O ortamda yeni bir anası yapmak çok zordu. Yani sil baştan hani yapılabilir miydi? Bilemem. Hele hele 2007-2008'de bile, 2007'de bile 27 Mayıs, 27 Nisan bildirisi olan muhtıra bir hükümet, sarı kızdır, ay ışığıdır, yakamozdur. Bunları el altından olan çalışmalar, duyumlarımız da önde filan. Böyle bir ortamda böyle bir köklü bir başkanlık modeli reformu kolay olmazdı. Bugün o imkanımız daha bir şey. Ama bu sefer de sayı sorunumuz var Zeki Bey. Şimdi sayı sorunu önemli tabii. Yani rakam referanduma götürmek bakımından bu önemli. O rakamı bulamıyoruz. Şimdi bir komisyon kuruldu. Daha önce de vardı bu, biliyorsunuz. Hani 2011'de de kurmuştuk. Bu onun devamı aslında. Hani bir şey çıkar mı çıkmaz mı? Ben CHP'nin bu komisyondan kaçacağını MKYK toplantısında, başbakanımız da vardı orada, onun yanında söyledim. 2-3 toplantısında kaçar bunlar dedim. Yani hani cuma diye ağzını büzüşünden belli diye bizim Anadolu'da güzel bir laf var. Diyeceği yani adamla kaçma niyetini, sebebini söyleyeyim. Şimdi bir CHP'nin içinde çok ciddi bir bölünme var. 6-7 tane CHP var. Öyle PKK, mi hocam? Tabii PKK tandaslı var, DHKP tandaslı var, başka türlü var. Mezhepçilik yapanlar var. Düşün mesela 50 kişilik bir MKYK üyesinin parlamentosunun, meclisin 42'si alev olur mu? Tamam, vatandaşımız, bağrımıza bastık, hiçbir sorunumuz yok. Ama orada bir dengesizlik var. Demek ki parti içinde başka bir yapılanma var. Dolayısıyla da bu yapı içinde CHP mecliste grubun hakim olarak bir metinde komisyon anlatsa bile oradan destek gelemez. Onu gördü o. Parti içindeki bu bölünme olmasın diye daha başta işi atmak istedi. Onun da çözümüne iki tane yolu var. Bir, bunlar başkanını isterler. O belli efendim. Sağ Sultan biliyor ki biz başkanını istiyoruz. O biliyor. Teklif edecek. Etti ama fırlatır atarım. İki, komisyon isminde önce bir hır çıkarayım. İşte bu darbe ürünlerini arama tarama komisyon olsun. Ya olsun da bunun ondan bir alakası yok ki. Bir komisyon kur istiyorsan. O kadar vekil var. Ne olacak? Tabii. Bir de onun için kurarsın. Bir vekillerimiz
Çok şükür koca bir süre teminat vekilimiz var. Yani o zor bir şey değil ama bu iş başka bir iş. Bu bir spesifik bir anayasa komisyonu. Başı belli, sonu belli bunun. Bunu yani şey yapmanın, biz 4000 madde şu an tespit ettik darbe dönemiyle alakalı. Buna ilave yaparsın, çıkarma yaparsın. Neyse bir yapılır yani. Onda da bir türlü şey yapılamadı. Şimdiden sonra tabii baktı ki meclis başkanı biz artık yokuz deyince o da işte madem yoksa bu komisyon bitti dedi. Tekrar bir yaz yazdı hani değerlendirme işte CHP'nin verdiği cevap ben yokum dedi. Şimdi dün grup başkan vekili açıklıyor. Efendim neymiş? Cumhurbaşkanı kararı tanımam demiş. Bundan dönene kadar. Tam buldu dönecek adamı. Yani Cumhurbaşkanı bundan ne zaman dönmüş de bundan dönecek ya. Yani. Neyse dediğinde duru bitmiştir o iş. Liderlik de bu zaten. Efendim dolayısıyla o biliyor dönmeyeceğini, olmayan bir şarta bağlıyor. Efendim hani Yahudinin para almasında Kayseri'nin şeyindeki Erciyes'teki kar erisinde o zaman öderim demesi gibi bir şey. Evet hocam. Efendim dolayısıyla kaldık ondan bir gün önce Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması var. Diyor ki açıklamada efendim diyor biz diyor parlamenterizme destek veririz. Bu AK Parti başkanı bu dedi diyor, biz yokuz diyor. Zaten bir gün önce zaten diyor. Dolayısıyla bu komisyon 6 ayda çalışsa bir sonuç çıkmaz benim kanaatim. Hocam peki başkanlık sistemi Tayyip Bey için mi, ülkeye faydalı mı? Biraz daha spesifik gidelim. Önemli hocam. Oraya geleyim tabii, oraya geleyim. Şimdi sonuç itibariyle şu gördüğünüz tablo içerisinde hani benim biraz ümit var gibi olmamamın sebebi biraz ben açık konuşurum. Yani çok böyle kelimeyi dolandırıp şey yapmam pek, neyse o işte yani ben yani o 2 sene çalışmış bir şey olmamış da 6 ay sonra mı bir şey olacak? Ben ümidim o baştan beri yok. Yani yeni olan bir şeydi ama mümkün olduğu kadar bu dememeye çalıştım. Çünkü pişmiş olan bir aş varsa su katmayalım diye bu şeye benziyor. Hani sizin 2 tane efendim şeyler temellen dursun Trabzon'a gitmiş de yüze yüze. Trabzon'u görmüşler. Demiş ki dursun Temel ben çok efendim şey yaptım yoruldum geri Rize'ye dönüyorum diyormuş. Zaten gelmiş Trabzon da şurada duruyor yani. 2 sene çalışmış ortada bir şey yok. Şimdi tekrar bir şey yapacak filan. Niye olmuyor? Çünkü bir defa MHP'de efendim zaten HDP'nin hangi telden çaldığı ayrı bir mesele. Onu ben bir kenara bırakıyorum. Çünkü HDP'yi muhatap almaya çok doğru da bulunuyorum. Çünkü HDP eşittir PKK'nın meclisteki efendim temsilcisidir. Kandil'in dağdaki kadronun efendim siyasetteki temsilcisi uzantısıdır. Bunu bir defa söylüyorum. Bugün bir defa daha söylüyorum. Dolayısıyla biz bunları muhatap alamayız. Amasya tabii bir partidir. Ne yapacaksın? Öyle ya yani seçilmiş gelmiş mecburen. Oturuyor. Çünkü adamların anayasa yapmayı diye bir dertleri falan diyor. Kafaların 50 tane tilki dolaşıyor. Efendim o ayrı bir kategori. MHP ile CHP'nin de bir defa yeni anayasanın gayet rahat memnuniyetleri var. Memnunlar bu anayasa. 80'lik anayasa ikisi de memnun. İstiyor onlar bu halde kalsın. Hem rejim olarak, sistem olarak kalır parlamenter model. Hem de bir anlamda işte başkanlık modeline geçmek istemedikleri için o da onlar için bir fırsat olmuş oluyor. Dolayısıyla da şu anda gördüğüm kadar herhalde o komisyon sanki yürümeyecek gibi gözüküyor. Çünkü CHP diyor ki yani CHP mektuplardan demişim, bir şey çıkmaz mı hocam? Mektup mu? Şimdi meclis başkanı ona mektup yazdı. Ona ciddi ya işte yok. Evet. Bugün dedi ya yokuz evet hocam, diye. Doğru. Ben mi yanlış biliyorum? Doğru. Yokuz dedi. Evet. HDP varız demişti zaten, o çekilmedi. MHP varı diyor ama MHP diyor ki CHP olmadan olmaz diyor. Yani o başta dediği için ben olmaz diye düşünüyorum. Yoksa üç parti olur diye engel yok. Ha sonuç çıkar mı bilemem. Bir de şeyden alalım da peki Çetin şimdi, Bey'den. Hocam aslında Sinan Bey'in de iki kelimeyle iki cümleyle özetlediği soruyu da sormuş olacağım. Bu Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrasında oluşan ortam bir algı yönetimi olarak da değerlendirilebilir mi? Yeni anayasaya atıfla, yeni bir anayasa için çalışmalar yürütülüyor, anayasa komisyonu var. Bu komisyondan bir şey çıkmazsa bir referandum tartışması söz konusu. Halka gider mi, referanduma gider mi? Ve bu referanduma giderse acaba Milliyetçi Hareket Partisi ya da HDP'den bir kırılma söz konusu olur. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi devlet adamlığı duruşu göstererek Türkiye'nin geleceğine alakalı bir duruş sergileyip yeni anayasaya destek verir mi? Ve buna karşı da bu karar, Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında özellikle paralel troll diye adlandırılan bir kesimin şu dakikalar itibariyle de
sizin yapacağınız anayasayı millet destekler mi gibi cümleler kuran paylaşımlar söz konusu şu dakika itibariyle. Yani önümüzdeki süreçte yapılacak anayasaya bile şu dakika itibariyle eleştiriler gelmeye başladı. Hı hı. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım. Ve yeni anayasa aslında Türkiye'ye ne getirecek? Başkanlık sistemi Türkiye'ye ne getirecek? Evet. Çünkü Anadolu'daki insan diyor ki yani başkanlık sistemi gelince acaba özellik mi olacak? Ne olacak? Ne değişecek? Onlara gireyim. Bizi ne bekliyor? Evet hocam. Şimdi, soruyor vatandaş. Evet yani Sinan Bey'in sorusu da var. O da var. Şimdi bunu cevaplandırırken şöyle şey yapalım. Tabii madem ki bu komisyon kurulamıyor, olmuyor, sonuç alınamadı. Şimdi ne yapacağız? Yani öyle ya, yani ne yapacağız? Tabii partimizin verilmiş resmi bir karar henüz yok. Yani söylemler de var ama yetkili organlarda belirlenmiş bir görüş bu manada yok. Şimdi biz tabii bizim bir anayasamız, metnimiz hazır. Başkanlık sistemi metnimiz hazır bizim. Yani biz sır laf etmiyoruz. Onun metninde yazıyor. 113 maddelik falan bir metin bu. Hoş da bir metin bence. Amerikan sistemini esas alan ama Türkiye has dediğimiz, kendi yerelimizi de düşünerek yapılmış bir model bu. Nedir o model? İşte federal yapı içine almayan bir model. Üniter yapıyı koruyan bir model. Cumhuriyeti koruyan bir model. Parlamento güçlendiren bir model filan filan. Meclisi güçlendiren bir model. Kişiye dayanmayan bir model. Ama şimdi bu modeli biz 113 maddelik bu modeli geçen dönemde hazırladık. Bunun üzerinde rötuşlar yapılır. Biraz daha değişiklik yapılır. Komisyondan geçirmek kolay. Çünkü sayımız orada var. Bizim yani 25-26 üyenin 16'sı filan bize ait. Orada problem yok. Ama genel kurula geldiği zaman 330 rakamı sorunu var. Öyle olunca da Halil Çetin Bey orada bir problem çıkıyor. Bu şeyi nasıl tamamlayacağız? Birkaç yol var. İşte Güneş Motel dedikleri eskiden Ecevit'in yaptığı işte Adalet Partisi'nden getirip bilmem ne 11 kişi onda da başına bela oldu. Çoğu zaten mahkum oldu. Divana gitti bilmem ne gitti. Biz asla böyle bir şey düşünmeyiz. Yani onu söyleyeyim çünkü zaman zaman basında okuduğum için bunu söylüyorum. Ne başbakanımızın ne bizim partimizin böyle bir çalışması böyle bir asla hatta böyle bir doğru bulmayız. Doğru değil. Çünkü yani o şık olan bir şey değil. Yani menfaat vereceğin de bilmem ne yapacaksın da oy alacaksın da bilmem ne yapacaksın yani. Oradan geri senden de gider. Yani bu yol değil. O zaman geriye kalır gönüllülük esası dediğimiz evet, yolla. Metin getirilir. Orada tartışılır. Oylamalarda eğer hakikaten CHP'den, MHP'den, HDP'den bilemem gizli oylamada bir şey çıkar da sayı tamamlanırsa sorun yok. Ama tabii yani o sayı gizli oylamalarda eski tecrübemle konuşuyorum. Partimizden de fire verebiliyor. Olabiliyor yani. Şimdi 14 eksik oradan tamamlarken senden gitse diyelim 5-6 o denge gene kuramazsın. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani başka bir şey daha var. Eğer tutarda o partinin, üç partinin genel başkanları efendim sıranın başına oturup her biri oy kullanmak için kabine göndermezse vekilleri biz kalırız baş başa AK Parti olarak. Sayı belli. Oylasan ne olacak? Diyelim hepimiz he dedik. Rakam belli. Oylamanın bir anlamı yok. Yani dolayısıyla da burada referanduma gitmek için de bu metnin çıkması lazım. Ha gelelim sorunun öbür tarafına. Referanduma gidilirse açık söylüyorum kesinlikle alırız evelallah. Onlar evet, sıkıntı yok hocam şu anda 60 durumdayız. Çünkü ben mesela yani 63 ili gezdim. Geçen yıllar falan. İzmir'den yeni geldim. Güneydoğu'ya gideceğim 4-5 ili. Yani çok yere gittim. Binlerce ben tam 40 yıldır bu işin üzerindeyim. 79'da başladım. 40 senem doldu. Gece gündüz bununla uğraşıp yatıp kalkıyorum. Gitmediğim derne vakıf sendika kaldım üniversite falan. Çok yumurta attılar, kafamıza vurdular, ayakkabı fırlattılar ama hepsine hiç bunlardan bezmeden, usanmadan gittik. Efendim, %7-8 filandı ben ilk başladığım zamanları bu işe. Çünkü adamın kafasında başkan deyince sınıf başkan aklına geliyor. Saltanat mı acaba filan deniyor. Krallık gibi çünkü başkan olunca bir tuhaf oluyor filan. Ama anlat şimdi. Yüzde mesela 30 filan da geçen sene. Sizler de biliyorsunuz 30. Bu sene falan. Artmış hocam. Bu sene 56-57 oranında filan çıkan. 10 tane enkat var elimizde. 56-56 hiç yok. Yani demek ki sahada bu 60'ı bulur. Eğer çıksak 60'ı bulur. Aynen. Dolayısıyla ben buradan muhalefete bir çağrıda bulunuyorum. Yani diyorum ya gelin kardeşim.
Yani bu model, bu başkanlık modeli memlekete çok şey kazandırır. Birazdan anlatacağım bunu. Bir şeyler söyleyeceğim. Bu parlamenter modele bir yere varamıyorsun. Bu parlamenter model dediğimiz model kokuşmuş İngiliz sistemidir. Miadını doldurmuş. Geçen gün İzmir'de söyledim, bayağı bir yankı da buldu. Benzetme bakımından. Bu model Montauk'un ineğine benzer. Sütü sağarsın sağarsın, şöyle 50 kilo süt verir, bir tek vurur döker. Ha, ne demek bu? Menderes, bakın çalışmış 10 sene koalisyon küt. Demirel getirmiş bir koalisyon aşağı. Özal toplamış bir koalisyon böyle. Tayyip Bey biriktirdi 13 sene, Davutoğlu devam etti, 7 Haziran sendromu, halimiz böyle. Türkiye böyleydi. Ben dekka adayı olunca elimi tuttum böyle. Dedim ki bakın Türkiye dedim, bir böyle böyle. Böyle böyle, böyle böyle, böyle gidemiyor. Şimdi dedim böyle. Bak dedim ya böyle, ya böyle. Sizin reyinize bağlı, millet sahip çıktı mesela yukarı doğru gitti. Ama dedim, demin dediğim gibi bu modelin kendi sakat olduğu için, fabrikada hata olduğu için, sen bu aracın, muhalefete söylüyorum, yenisini yapsan bile, parlamenter modelin, bundan sonuç alamazsın. Bu bütün uygulandığı ülkelerde hep sıkıntı getirmiş. Aha Fransa. Fransa bu modelden ana sağladı. Anası De Gaulle geldi. Efendim 46'da dedi ya bu memleket perişan olacak. 70 yılda 104 hükümet kurdu. Adam efendim en son küstü. Evine çekildi. Yeter dedi ya bıktım sizden. Ben bıkmadım. Küsüp evime çekilmedim. Sonra adamın önüne kırmızı halı serdiler. Etme De Gaulle, gitme De Gaulle, yapma De Gaulle, adam alıp geri getirdiler. 58. 10 yılda 25 tane hükümet kuruldu. Fransa perişan. Bizde de 1970-1980 10 yıl 12 tane hükümet kuruldu bizde de. Yani sonunda biz onlardan az değiliz. Şu an 64 doğru hükümet var Sinan Bey. 64 doğru hükümeti çarpın 4 ile 258. Bu ne demek biliyor musunuz? Efendim bu 256. Bu şu demektir. 64 no'lu hükümet normal şartlarda Cumhuriyetimizin 256. yılında kurulması gerekiyor. Sizin çalıştığınız televizyonların efendim yetkilileri, sahipleri veya en yetkilileri ayda bir değilsin şu programı yapamazsınız. İstikrar çok önemlidir. Dolayısıyla bugün 93. yılındaysa Cumhuriyet'in, hükümetimizin sayısı, numarası 22 falan olması lazım. 64 değil. Bakın 3 kat daha hükümet istikrarını harcayan bir ülkeyle karşı karşıyasınız. Şimdi sonunda De Gaulle geldi, Fransa'yı kurtardı. 58'den sonra. Yarı başkanlığa getirdi. Almanya 2,5 parti modeline gider. Şurada bir efendim şey var, parti var, sosyal demokrat. Burada Hristiyan demokrat, yeşiller var. Bu yeşiller dernek gibidir. Eğer bu gelirse bundan beraber, bu gelirse bundan beraber. Yani Hristiyan demokratlar da bundan, sosyal demokrat iki tane ona bakanlık verirler, sayı tamamlanmış olur. Maksat sayı tamamlamak. Hükümet için ondan böyle bir dertleri falan yok. Bu bölgede en riskli olan ülkelerden birisi İtalya'ydı. İtalya yıllarca perişan oldu. 286 parti girdi seçime. Pedallar Partisi, İşi yokuşa sürenler partisi, işi bir çırpıda çözenler partisi. En son İtalya karar aldı bir sene önce. Yetti gari dur dedi. Ne diyorsun dedik. Dedi ki kanunu çıkarıyorum hükümet. %40 alan hükümeti kurar. Tek başına. Alamazsa iki parti, en çok olan iki parti. Bir daha gider 15 gün sonra. Hangisi almış hükümet o kurar. Bitti kardeşim. İki tane ülke kaldı şu an Türkiye dünyada. Yani bölgede, dünya demişim bölgede sıkıntı çeken. Bunlardan bir Yunanistan bir de Türkiye. Şimdi Yunanistan artık iki ayda bir seçime gidiyor. Zaten artık felaket bir şey oluyor. Allah kendi haline. Şimdi Türkiye dediğim gibi bu modelle düşe kalka gidiyor. Şimdi bu modelle alakalı eleştirilere gelelim. Demin kısmen söylediniz. Demin dedim federal yapımı gelecek. Buradan söylüyorum ey Anadolu'nun güzel insanları. Ben sizin kadar bu meselede hassas bir adamım. Ben bilsem ki bu model özerk yapı, öz yönetim, eyalet veya federal yapı getirecek olsun. Şu an vazgeçelim bu modeli savunmakta. Efendim Allah'ın birliği inandığım gibi inanıyorum ki bu modelde zerre kadar federal diye bir yapı gelmez. Ha sen getirirsen getir. Ayrı mı? Bugün de getirirsin. Yani getirmek için başkana gitmene gerek yok ki. Aha Almanya. Federal yapı var, başkanlık yok. Ama parlamenterizm var. Demek ki böyle bir şey yok. Yani bunu evvela aklımızda çıkaralım.
Türkeş rahmetli yıllarca bu modeli savundu. Vefatından 3 sene önceydi. Beni de partiye çağırdı. Ben orada konuşma yaptım. Birkaç arkadaş daha hocalar vardı. Panel vardı. Başkanlık modelini savunuyordu. Şimdiki kadro ne olduysa bir tuhaf. Yani ne dedi de anlamıyorum. Adama sorarlar ya, Türkeş kitabında diyor ki tek çocuk başkanlık modelidir diyor. Peki FEDEL yapı istese, yani istese diyorum, getireceğini bilse savunur mu bu modeli? Savunmaz. Peki başka bir şey daha sorayım, daha iddialı olsun diye. Bu model getiriyorsa federal yapıyı veya özel yapıyı veya öz yönetim veya eyaleti niye HDP balıklama dalmıyor da karşı çıkıyor? Yok böyle bir şey çünkü. Evvela bunu bilelim. Ha, bu model geldiğinde Cumhuriyet'e asla bir şey olmaz. Ya, Cumhuriyet kelime şeyinde, çünkü bu bir sistemdir, hükümet değişikliğidir. Tayyip Bey için mi geliyor hocam, buyurun? Bu? Tayyip Bey için mi geliyor bu model? Şimdi bu söylediğini daha önceki yıllarda Özal için de söylediler. Demirel için de söylediler. Yani birisi bir şey yapmayacağını istemiyorsa kendi için istiyor deyip çıkıyorlar. Ben de modelin kendini savunalım kardeşim diyorum. Yani modelin kendisini savunalım. İyi midir, kötü müdür, şu mudur, bu mudur? Dolayısıyla modelin kendisi gerçekten birçok şeyi çözüyor. Mesela bugünkü modelde ne gibi sıkıntılarımız var? Koalisyon sıkıntısı bir. Başka ne var? Bu getirdiğimiz modelde, yani mevcut modelde koalisyonlarda ister istemez bakanlık sayılarında ciddi bir artış kaydediyor bu model. Mesela şu dörtlü kuruyorsunuz. Başbakanım, her birinizin belli sayıda vekili var. Yani üç veya dörtlü bir parçalı şeyde adamın 10 tane vekili var. 8 tane bakanlık istiyor. Ne yapacak başbakan? Bakanlıkları bölüyor. Bir bakanlığı 4'e 5'e bölüyor. Efendim her bir birimi, kurumu birine bağlıyor. Mesela Meteoroloji Bakanlığı var. Hava tahmin raporu. Yağmurdan sorumlu, kardan sorumlu, doludan sorumlu. Ne yapacaksın? Bakarsın dizine. Ninen varsa, ninen evde sana söylesin. Yağmur mu gelecek, kal mı gelecek, burası bilir. Ben bile bilirim. Bedava emlesiyle para da almam yani. Söylerim bile. Ha, bakanlığa gerek yok. 40 tane bakanlık var değil mi? 40 bakanlık biz geldi. 40 ya. 25'e düştü gene çok. 300 milyonluk Amerika'da 12 tane bakan var. Buyur. Öyle. Bürokrasiye paydos. %10'luk baraj var şimdi değil mi? İstiklal gelsin diye. Barajı kaldırıyoruz. Aa, buradan söylüyorum. Bitti baraj. Bundan daha bir şey mi? Daha küçük partiler ığrı kırı diyordu. Gel hadi bakalım şimdi görelim. Buyur, hep beraber çalışalım. Madem böyle şeyseniz. Ha efendim, %10'luk barajı kaldırıyoruz. Efendim niye? Çünkü ihtiyaç yok. Şimdi niye ihtiyaç var? Hükümet krizi oluyor çünkü. Hükümet kuramıyorsun. Koalisyonlarla memleket yürümüyor. Benim mesela tespitlerimde hiçbir koalisyon döneminde artı bir kalkınma hızını görmüyorsunuz. Hep eksi. Hep eksi. E şimdi tek parti hükümetlerde de hep artı 5 ve üstü. Tesadüf mü bu ya? Ama her zaman da tek parti hükümet getirmiyor ki bu model. İşte 7 Haziran'da gördük durumu. Eğer koalisyon kursaydı memleket daha 10 sene belki kim öle kim kala sürünüp sürünüp gidecek. Etraf ateş çemberi değerli arkadaşlar. Koalisyonla bir yere varamıyorsunuz. Yani Ecevit döneminden söylerdi işte, derdi ki efendim nedir o? Kuzey ülkelerinde İsveç, Norveç, Danimarka işte oralarda şey var. İskandinav ülkeler. Oralarda işte şey var, koalisyon var. Var. 4 milyon nüfus, Konya kadar toprak. Esat yok, Fesat yok, IŞİD yok, Kemal yok. Ne olacak ki anada burayı yönetir ya? Çok zor bir şey değil ki sonuç itibariyle. 70 bin dolar kişi başına düşüyor. Adımın başına. Bu bölge Sinan, bu bölge öyle bir yer ki 76 milyon diyorsun. Türk toprağı, bu şu bulunduğun bölge ateş çemberi. 124 bin peygamber rivayete göre bu bölgeye gelmiş. 25 peygamber Kur'an-ı Kerim'de geçen, onlar da bu bölgeye gelmiş. Kıyamete buradan kopacak, benden söylemez. Rivayette de bunu gösteriyor. Bu bölgede gözünü yumdurmuş hayrı alırlar. Silahın da gider elinden. Sürekli bu bölgede istikrar ister. Sürekli. Hep icraat, hep ekmek, hep istikrar. Mesela buzdolabı almaya gidiyorsun diyor ki 12 sene garantisi var diyor. Ben başkanım buyduğu için size ömür billah garanti veriyorum. Ömür billah. Böyle bir garanti dünyada yok. Amerika'nın tarihini alın. Bölün 4'e başkan sayısı çıkar. Başkan sayısı çarpın 4'te Amerika'nın tarihini bulursun. Biz de demiş dedik. Hangi hükümet? Ne hükümet? 64 hükümet. Aha yavrum yavrum yavrum. Dolayısıyla yani bu modelin efendim
İki başlılık. Şimdiki modelin başka bir sıkıntısı. İki başlılık. Cumhurbaşkanı, başbakan. Çillerinden Demirel, Mesut Yılmaz'ından efendim Özal, malum Akbulut'ta bile hatta şeyleri efendim Ecevit'le Sezer birbirine girdiler. Aynı partiden olmalarına rağmen. Bakmayın bugün hani işte öyle götürülüyor filan. Bir hukuk oluşmuş, şu olmuş, bu olmuş. İki başlılık ayrı bir sorun bir memlekette. Bunu da giderin bir modelde. Başbakan yok çünkü bu modelde. Efendim şundan bitireyim. Ondan soru alalım. Şimdi mevcut modelde denetim yok. Neden denetim yok? Çünkü bu hükümet, bu bakanlar benim içimden çıkmış. Başbakan benim genel başkanım. Değil mi? Tabii. Bakanlar benim arkadaşlarım. Tabii. Benim kankam, benim dünürüm. Beraberiz biz onlarla. Muhalefet bunlar hakkında gen soru veriyor. Ben niye düşünüyorum bakanımı ya sana uyarak? İç içe geçmiş. İşte bunu ayırıyor başkanlık. Diyor ki arkadaş akrabalık yok. Sen meclissin, sen hükümetsin. Seni de halktan seçeceğim, ayrı ayrı çıkaracağım. İçinden çıkmak yok. Sen buradasın, sen buradasın. Sen yürütmesin, sen yasamasın diyor buna. Sen kanun yapacaksın, sen uygulayacaksın. Sen bütçe yapacaksın, sen harcayacaksın. Efendim ikiniz ayrı ayrı çıkarıyorum. Öyle akrabalık ilişkisi falan yok. Ve diyor ki onlara, vekillere, senden bakan olmaz diyor. Bakan olacaksan dışarıda kalacaksın. Dışarıdan bakan atanacak. Parlamento dışından. Yani parlamentoda bakan atamak yok. Vekillik. Listeye girdiğin zaman vekilsin. Onu kim yapar? Liderler yazıyor. Bu sefer de sen mutlak bağlı oluyorsun liderlerine. Efendim niye halkla ben uğraşayım ki? Liderim yazdım, halkım zaten partime verip seçiyor beni diyor yani. Ha ne yapıyor? Lider arkasından koşuyor o zaman. Şimdi lidere diyor ki sen aday falan belirleyemezsin. Senin yapacağın iş efendim dar bölge modeliyle her bölgeden bir kişi çıkacak. Belediye başkanı seçimi gibi. Orada tanınan, bilinen, sevilen adam seçilecek. Sen partini beğenmiyorsan yakın bir partiye oy verecek. Adayını sevdiğin bir parti. Muhtar seçimidir, belediye başkanıdır. Tek kişi çıktığı için daha rahatsın. Ve dolayısıyla arkadaşlar buraya gelen vekil artık partisiyle bir bağ yok. Tekrar seçilmediği bir derdi yok. Bakanlık beklentisi yok çünkü bakan olamıyor. Oh! Hayat varmış ya. Hayat varmış. Dolayısıyla da burada yani bir ara şey vardı sen bilirsin Kayseri'de rahmetli oldu efendim Muharrem Eski yapan. Evet iyi biliyorum hocam. Ha rahmetli hoş bir insandı ben severdim Muharrem abi bunun içinde yazsın. O CHP'de milletvekiliydi. Bir gün Öztaseki bizi yemeğe çağırdı. Kayseri'de olunca ben de gittim. İstanbul vekiliyim ama yemek olunca biz de gittik yani. Sordu dedi ki vekillerden birine abi dedi ya dedi sen anlamazsın dedi. Bu işten ama dedi nasıl dedi kanunda oy kullanıyorsun öyle ya sen bilmem filan gibi takıldı filan. Aa çok kolay dedi. Başkanım dedi Salih Kapuz Grup Başkan Vekilimiz dedi. Salih abi bakıyorum kaldırsa kaldırıyorum kaldırmasa kaldırmıyorum dedi. Doğru. Peki Muharrem abi o zaman Muharrem abi CHP'de. Sen ne yapıyorsun dedi. Ben de Salih'e baktım tersini yapıyorum dedi. O da doğru. O da doğru. Evet. Vekillik bu. Parlamenterizm de bu. Hani o meclis yok diyenlere başkanlık modelinde. Kök söktürür, kök. Açık söylüyorum bakın zavallı Obama, güçlü Erdoğan lafı bana aittir. Bu sistemde, bu modelde bizim en çok zorlandığımız diktatörlük gelir korkusu değil. O zaten hayatta gelmez de. Korkumuz seçtiğimiz başkan azze düşer, zavallı olur, zavallı. Oradan kanun gelmezse, oradan bütçe para gelmezse ne yapacak bu adam burada? Ne yapacak bu adam? Şimdi öyle diyor ki, başbakan yapın, getirin, bitti. Ne derse yapıyoruz biz zaten. Yani bütün parlamenterizmle böyle. Bize has bir şey değil bu. Yani sistemin kendini anlatmaya çalışıyor. Yani bizimle bir alakası olan bir şey. Ya bunu he diyeceğiz. Bundan çok rahatsız oluyor millet. O zaman rahatsızsanız çözüm başkanı bu dedi kardeşim. Bu ortada. Hocam yani, son olarak bir şey soracağım. Bu milletvekili dokunulmazlığı meselesi. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki Selahattin Demirtaş suç işte HDP'liler teröre yardım etti. Bu dokunulmazlık kalkar mı? Kalkarsa hukuken nasıl bir sonuç olur? Vallahi Sinan, şimdi bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ben geçen dönemdeki başkanlık dönemimde 2300 suç dosyası vardı milletvekillerinin. 550 vekil toplamda diyelim hepsinin yok ama. Yani kaç vekil vardı şimdi bilmiyorum. Dosyası olan. Ama dosya sayısı 2300 suç dosyası.
Bu sayının 1700'ü HDP'ye ait. 1700. Bunlar kanun tanımaz. Bunlar aymaz. Bunlar hukuk dışına çıkmayı böyle can atarak yaparlar. Bunlar için fütursuzdur. Kanun bunlar için tamamen bir engeldir. Vurur tekmeyi geçer. Şimdi böyle bir ortamda sen nasıl vekillik yapacaksın, söyler misin? Hele hele şimdi bu son Kobani olaylarından sonraki ölen insanlarımızın durumu, efendim şehitlerimizin kanını donduran o gidip 28 kişiyi burada malum katleden alçak şerefsiz için gidip onun cenaze törenine katılmak, onu taşımak, taziyeye gitmek, bilmem ne yapmak, bunlar milleti hakikaten perişan etti. Dokunulmaz elbette ki vekili için güzel bir şeydir, olması gereken bir şeydir ama herhalde bu şekilde kötüyü kullanma hakkı vermez. Bu kaldırılmalı. Yani kim bu noktada hoyratça davranılırsa, biz sırtımızı PKK'ya, PCD'ye bilmem neye dayadık diyorsa bu hesabını vermeli. Ha bu parti kapatma 100 bin kez hak etti. Ayrı bir mesele. Ha biz parti kapatmaya dediğim gibi karşıyız. Yani parti kapatma çözüm olmuyor. Bu 7. partiler neydi içindirdin? Yani parti kapatmak, onlar istiyor ki partinin kapatılsın da biz de biraz mağdur olalım. Buna oynamak istiyorlar. O bakımdan şu an 240 dosya var toplamda HDP'nin. Yani o dosya da herhalde bir 30'a yakın vekile ait galiba. Bunun içinden tamamı mı olur? Bir de hiç olmaz 10 tanesi mi olur? Yani o sırtımı şuraya buraya dayadım diyenlere filan. Belki bunlarla alakalı bir ayıklama yapılabilir. Ama vatandaş bizden bunu bekliyor. Ben öyle görüyorum. Tabii. Da bunu, herkes bekliyor efendim. Cumhurbaşkanı da bunu söylüyor. Böyle bir şey yok. Bakın şimdi HDP'nin efendim muadili diye bilinen şeydeki Batasuda Partisi İspanya'da adamı kapattı İspanya. Şimdi o da gitti. İnsan Hakları Mahkemesi de İspanya'ya dava etti beni kapattı diye. İnsan Hakları Mahkemesi reddetti tabii. İspanya doğru yapmıştır diye. Suçu ne biliyor musunuz? Şaşacaksınız suçu. İnan ki şaşırdı. Suçu şu. Diyor ki Batasuna'ya İnsan Hakları Mahkemesi ve efendim kapatan Anayasa Mahkemesi ve hükümeti. Sen terörü neden kınamadın diyor. Niye kınamadın? Niye için doldun boldun tahrik falan diyor. Sırtımı şöyle buraya dayadın falan yok. Cenazeye gittin geldin. Neden kınamam? Biz de olsa kınamam. Sana nedir yani bizim hani Anadolu tabiriyle. Kınamam sana ne? Efendim bundan kapattılar. Bu ölçüye göre bu 100 bin kez hak etmiştir kapatma. Ayrı bir mesele o. Ama Cumhurbaşkanımız da diyor, biz de diyoruz ki bu kapatma işi çözüm değil ama kim yapmışsa cezasını çeksin diyor. Doğrusu da odur efendim hocam. Doğrusu da odur. Ve Anadolu'da bunu destekliyor evet, hocam. Evet yani şey bu, ya bilemiyorum tabii. Hocam çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Saygılar sunuyoruz hocam. Kusura bakmayın. Vallahi o size ait bir şey. Keşke bir saat daha olsaydı, hiç olmazsa Anadolu'ya. Başka zaman bir daha yaparız hocam. Keyifli program oldu. Zaman geçer inşallah. Yenilmiş olur. Allah razı. Saygılar hocam. Evet sevgili izleyiciler, Sayın Burhan Kuzu'ydu program konuğumuz. Başka bir programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.